Merhabalar. Bir önceki videomuzda dijital telif haklarını konuşmuştuk. Bugün buradaki reklam pastasının çok büyük bir kısmını Google Haber gibi haber toplayıcılar alıp götürüyor. Bununla ilgili Türkiye'de bir kanun çalışması yapılması gerekiyor. Tabii burada kanunu tasarlarken çok dikkat etmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nde içerik üreticilerine, dijital içerik üreticilerine bağlantılı hak statüsü tanındı. Avrupa Birliği burada tabii ki bir model olarak izlenebilir. Türk yasa koyucu da Türkiye'de bağlantılı hak statüsü tanıyabilir içerik üreticilerine. Eğer böyle bir adım atılırsa bunun ardından hemen içerik üreticileri bir araya gelerek bir meslek birliği kurma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu meslek birliği Digital Publisher Rights şeklinde meslek birliği üzerinden haklar, telif hakları toplanacak ve üyelerine dağıtım gerçekleştirilecek. Bir de yasa yine tasarlanırken bu haklar vazgeçilemez ve devredilemez nitelikte mi olacak yoksa devredilebilir şeklinde mi olacak? Bu konu büyük önem arz ediyor. Çünkü İspanya ve Almanya modellerine, daha önceki modellere baktığımızda böyle bir ayrım vardı. Sistemin bir sonraki adımda çalışıp çalışmayacağı meselesi çok önem taşıyor. Bugünlerde Avustralya bu konuyla baş etmeye çalışıyor. Çünkü Avustralya tam da benim Türkiye'de önerdiğim gibi bir kanun çalışması hazırlığı içinde, bunu yürürlüğe koymak üzere. Ama Google buna posta koydu. Yaparsanız dedi, servisi kapatırım, onu yaparım, bunu yaparım gibilerinden. Bu bilek güreşi devam ediyor ama günün sonunda gerçekten de içerik üreticilerinin burada ciddi bir mağduriyeti söz konusu. Bu mağduriyetin Türkiye bağlamında Avrupa Birliği dediğim gibi aksiyon aldı. Türkiye bağlamında da bir aksiyon alınmalı ve bu bir düzgün bir şekilde yasa tasarlanmalı ve ardından da bir meslek birliği üzerinden sistem kurgulanarak hayata geçirilmeli.